Fenerbahçe'de de benzer durum var. Yani işte Gustavo yok. Onun dışında zaten Altay yok. Hani bunları yaşayan oyuncular yok. Derbi evet. olarak herhalde Sosa var. En çok derbi oynamış. Trabzonspor, evet, evet. Fenerbahçe'de Sosa var. Beşiktaş ve Trabzonspor formasıyla yaşadı. Fenerbahçe formasıyla yaşamadı bir en Galatasaray. En fazla derbi ortamını yaşayan, atmosferini yaşayan Sosa olabilir gerçekten. Mustera Sosa. Mustera Sosa. Hem Beşiktaş hem Trabzonspor forması giydi. Bir de üstüne Fenerbahçe olunca doğal olarak Sosa öne çıkıyor. Ama dediğim gibi şu Fenerbahçe formasıyla yaşayan oyuncu yok. Galatasaray'da da kaleci Marcao şu anda. Oynarsa Feghouli. Yani çok enteresan bir tablo. Nasıl reaksiyon verecekler? Sağda mesela şöyle taraftar coşkuyu arttırır, sizi iter ama o mesela bazen ters de tepebilir. Yani işin enteresan boyutları var. Bakalım bu noktada hangi takım nasıl reaksiyon verecek bu taraftar durumuna? Taraftar boyutuna mutlaka dikkat çekmek lazım. 52.650 ama burada güvenlik, özel güvenlik, resmi güvenlikler 55.000'i geçecek bir taraftar var. Herkesin merakla beklediği koreografi buradaki Serantepe'deki bu statta. Güvenliklerin hepsi de mi Galatasaraylı yani? Yok, sayı olarak. Bir dakika, Galatasaraylı olan. Stadın içerisindeki tam sayı için herhalde. Şöyle diyelim o zaman. Güvenliklerin %90'ı Galatasaraylı. Doğru. Fenerbahçe'de ona özellikle seçiyorlar. Onu da koyarsak seyirci listesine onlara da ilave etmek lazım ya. Çünkü o takımı tutmayan kişileri çok enderdir evet, böyle evet, onlar. Genelde diğer takımlarda da aynı şekilde. Görevleri öyle dağıtıyorlar. Dolayısıyla burada öyle bir seyirci ortamı olacak. 55.000 kişi. Koreografi çok merak ediliyor. Koreografi önden ve maçı sonu içine göre ayarlanmış vaziyette. Ama bir sürpriz olacak ki o da belki Tugay Kerimoğlu'nun jübilesinde 55.000 maske dağıtılmıştı. Şu andan itibaren eğer o sürpriz gerçekleşirse bunu burada A Spor'da ilk kez açıklıyorum. Fatih Terim maskeleri dağıtacak. Galatasaray için Fatih Terim çok önemli bir fikir, çok önemli bir isim. Derbilerdeki en önemli tecrübe. Eğer bugün o plan gerçekleşmiş olursa Fatih Terim'le taraftarlar arasında özellikle Ultra Aslan'da geçen sezondan kalan bir kırgınlık vardı. O Fatih Terim maskeleriyle o da bir maçın önüne geçebilir, atmosferini değiştirebilir. Çok önemli bir hareket. Fatih Terim maskeleri dağıtılırsa bugün koreografinin dışında bir de kırmızı giyin gelin diye yönetim çağrıda bulunmuştu. Yani maskelerle kırmızı giyimin arasında çok güzel bir görsel şöyle maç öncesinde çıkabilir bugün. O da çok bu önemli. Bu arada stadın dışında da bir perde yapılmış durumda. Hep yayınlarımızda aktarmaya çalıştık. Hatta Galatasaray'ın Nef'in bununla ilgili bir paylaşımı da oldu. Hava karardığında orada da görsel bir şov bekleniyor. Bir ışık şovu yani bekliyor. Yani işin taraftara hitap eden tarafı tamamlanmış gibi sponsor görünüyor. Sponsor firma bunu bu maça özellikle ayarladı. Aslında bir hafta önceden bu bitmişti hazırlıklar ama bu maça denk getirdi. Bu da tabii bir o atmosferin, ambiyansın futbolcuları etki edecek. Maçın başlamasıyla beraber o seremonide açılacak pankart futbolcuların kale arkasına baktıkları zaman onu görüntüde ister istemez öyle bir atmosfer olacak ki oyuncuları bile ekstra bir motivasyon sağlayacakmış gibi gözüküyor yani koreografinin açılmasıyla beraber. Bu arada trafik acayip yoğunlaşmış durumda, onu da söyleyelim. Yani buraya gelecek taraftarlar henüz evlerinden çıkmamışsa artık yavaş yavaş acele edilmesi gereken noktaya geliniyor gibi. Özellikle çünkü gerçekten Anadolu yakasından geleceklere bir an önce evden çıkmalarını tavsiye ediyoruz. Yani yaklaşık 1,5 saat önce gelmene rağmen değil mi? Aynen öyle. Bayağı önemli bir yoğunluk var gerçekten. Şimdi işin saha içi noktasına gelelim. Milli ara sona erdi. Milli aradan acaba iki takım nasıl dönecek? Nasıl çıktıklarını biliyoruz milli araya. Orayı konuşuruz ama nasıl dönecekleri önemli bir soru işareti. İki takım da bazı oyuncularını milli takımlara gönderdi bu arada. Oradan kim formda dönüyor, kim dönmüyor? Savaş, ne dersin? Şimdi burada Galatasaray'ın hem avantajı var hem de dezavantajı var. Kadroya baktığın zaman 6 tane oyuncu milli takımdan geldi. Kimdir bunlar? Mustera, Yeddin, Berkan, Çikildağ, Feghouli, Mustafa Muhammed. Hemen hemen Yeddin dışında hepsi formda döndü. Mustera'nın hatalı yediği bir gol var ama derbi tecrübesi en yüksek oyunculardan bir tanesi. Burada İçeride kalan oyuncular o milli arada hatta toplamda 4 gün dinlenenler oldu. Ama milli takımdan Halil'in, Feghouli'nin, baktığımız zaman Mustafa Muhammed'in formda dönmesi bir avantaj. Ama bu derbide isterse 2 gün önce maç oynamış olsun. İşte maçın primi Fenerbahçe 10 Galatasaray 4 vermiş olsa da Fenerbahçe Galatasaray ya da Galatasaray Fenerbahçe maçlarının derbisinde bir gün önce oynadın. Hatta bugün Valencia mesela eğer sağlam olmuş olsaydı biraz daha bu maçta oynamak isterdi. Gustavo biraz daha oynayabilecek potansiyeli oynamak isterdi. Bu tip maçlarda özellikle Galatasaray Fenerbahçe derbilerinde birçok oyuncu oynamak ister. Dolayısıyla burada yorgunluk asla bahane olamaz. İki takımın da perşembe günü oynayacağı çok önemli Avrupa maçı var. Yani bugün burada iki takım da beraberliğe değil asla ve asla iki takımın da galibiyete ihtiyacı var. Oyun olarak, skor olarak yayın başında söyledim, tekrar söylüyorum. Bütün oyuncular, kulübedekiler, ikinci yarı yapılacak oyuncu değişikleri, iki teknik adam da
Başlangıçta da sonunda da galibiyet üzerine. Golü erken bulan avantaj yakalar. Derbilerde golü atan galibiyete yakın. İlk golü kim atacak? Galatasaray bana göre Lazio maçının provası diyebilirim. Yani Lazio maçında nasıl başladı? 90 dakika boyunca takım halinde savunma geniş bir şekilde sahaya yansıdı. Hücuma toplu çıktılar. Rakibi hataya teşvik ettiler. Rakibin kendi kalesine gol atmasını teşvik ettirdi. Yaptığı o presle, baskıyla. Bugün de Fenerbahçe maçı hakemin düdüğüyle beraber çok net bir şekilde 52.650, o 650 de ilave ediyorum, o da çok önemli. Onunla beraber, o destekle beraber, koreografiyle, coşkuyla maçı daha çok isteyen bir taraf olacaktır. Golü erken bulursa farklı bir skor ortaya çıkabilir. Volkan, Fenerbahçe nasıl dönüyor sence milli aradan? Şimdi tabii ki her oyuncu kendi açısından maksimum eforu sarf etti hafta içerisinde. Hatta Gustavo da oynamak ister dedi ya, Gustavo da bireysel çalışmalar yaptı. Ne olur ne olmaz maç günü ya da maçtan bir gün önce kendimi iyi hissedersem en kötü bir kadroya girebilir miyim diye. Ama müsaade etmedi. Yani şu an hem tedavisi hem de sakatlığı tekrarlama riski. Tedavisi devam ediyor, hem de sakatlığı tekrarlama riski görüldüğü için bu mücadelede kadroya dahil edilmedi. Zaten şunu da ifade edeyim. Hani takımla bir antrenmana da çıkmadı hafta boyunca. Bu nedenle zannediyorum kaçırdığı üst üste 3. Galatasaray derbisi oluyor. İki tane Kadıköy'de kaçırdı, bir tane de burada. Enteresan, sürekli sakatlıkları Galatasaray maçlarına denk geliyor Gustavo'nun. Böyle bir istatistiği var. Muhtemelen kendisi en çok üzülen insandır ama Fenerbahçeliler de tabii ki çok değerli bir oyuncu. Galatasaray maçlarında olmayışına hayli üzülüyorlardır. Ve tabii ki Valencia. Yani Valencia'yı tekrar tekrar söylemeye gerek yok. Fenerbahçe maalesef bu sezon yaptığı iki santrfor transferinde de, hatta Diego Rossi'nin de o bölgede oynayabildiğini varsayarsak 3 aynı etki, işte Berisha'dan, Serdar'dan, Rossi'den aynı etkiyi alamıyor. Valencia öyle ya da böyle kim gelirse gelsin yine forması garanti 11'deki en önemli isimlerden biri olarak görünüyor. Ve bugün muhtemelen Pereira ya bir tanesini seç hadi deseler, bilmiyorum belki Altay'ı da seçebilirdi ama ben mesela ben olsam Valencia'yı seçerdim. Çünkü Fenerbahçe'nin hücum bölgesinde Valencia çok fark yaratan bir oyuncu. Ve tabii Altay aynı şekilde, onu da söylememiz lazım çok önemli eksik olarak. Yani Fenerbahçe'nin en önemli kale, orta saha ve hücumda en önemli diyebileceğimiz 3 tane oyuncusu bugün sahada olmayacak. Yerlerine Berke'nin, Sosa'nın ve Berisha'nın görev yapmasını bekliyoruz. Bu dezavantaj mı, avantaj mı veya bazen bazı oyuncular derbilerde çıkıp sürprizlerle, sürpriz yapıp sonra mesela Fenerbahçe ya da Galatasaray kariyerlerini uzatabilirler. Uzun yıllar o takımda kalabilirler. Bir Galatasaray maçıyla bir Fenerbahçe maçı. Bu çok yaşanmıştır. Örneğin Fenerbahçe'de Ali Güneş burada izliyorsa bizi, çok değerli bir oyuncuydu ama Galatasaray'a gol atana kadar o kadar çok önemsenen bir adam değildi. Ama Galatasaray'a gol attıktan sonra Fenerbahçeliler için çok daha işte tezahüratlara konu olan vesaire bir oyuncu olmuştu. Selçuk Şahin. Böyle sürpriz, mesela Selçuk Şahin aynı şekilde. Yıllarca konuşuldu Leo Franco'ya attığı gol vesaire. Böyle oyuncular da çıkarabilir takımlar kendi içlerinden. Bakalım. Ama milli arayla ilgili özetlemek gerekirse tabii ki Galatasaraylı oyuncular daha fazla kendilerini gösterdiler. Maç oynadılar, resmi maç oynadılar. Fenerbahçe biraz daha içe kapanık hazırlandı açıkçası. Bu da hem sakatlıklar hem de kulübün içinde bulunduğu durum. Üst üste alınan mağlubiyetler, beraberlik, en son maç içinde bulunduğu durum biraz onları içe kapattı. Galatasaray milli arada biraz daha kendini gösteren bir performans sergiledi Galatasaraylı oyuncular. Formda oyuncular var. Galatasaray mesela Halil'in çok formda döndüğünü görüyoruz. Kerem aynı şekilde çok formda döndü. Çikildağ Roma'ya bir takımda elenmiş olsa da çok formda döndü. Feguli milli maçları milli çok seviyor. 10 maçta 8 gol 3 asist galiba son 10 milli maçında. Şimdi Galatasaray'ın bugünkü 11'ine baktığımız zaman en tecrübeli oyuncu kim dersek tartışmasız Feguli deriz. Milli yani burada derbi olarak da, uluslararası tecrübe olarak da, ama Feguli de kabul etmek lazım ki son 1-2 haftadır iyi ama bundan 2 sene önceki formundan çok uzak. Fakat bugün eğer bu maçta en verimli kim olacak dersen Feguli ilk numara yazarım. Bir numara yazarım. Evet Halil çok formda. Evet Kerem çok formda. Evet Çikildağ çok formda. Marka'yı baktığım zaman Nelson ikilisi çok formda. Ama orada topu orta alanda yayacak, dağıtacak, o pas alışverişini yapacak. Zaman zaman o didişmelerde, ikili mücadelelerde takımı da beraber oynatacak adam burada Feguli gözüküyor. Çift forvet olacaksa, çift forvet değil aslında Halil'i kanat gibi düşündüğümüz zaman. Mustafa Muhammed Kadıköy'de 20 sene sonra atılan golde, burada keza aynı şekilde son oynanan maçta. Falco,
burada Mustafa Muhammed'in de dikkatini çekmek istiyorum. Yani tecrübe olarak Fenerbahçe'de daha tecrübeli oyuncular var. Ama değerli bir tecrübesi, koşan, pres yapan, günümüz futbolunda koşacaksınız. Çok koşacaksınız, mücadele edeceksiniz. Şimdi Fenerbahçe'nin son haftalardaki eleştirisinde çok fazla mücadele etmediği yönde. Ama tecrübeli oyunculara baktığımız zaman, tekrar söylüyorum, Osayi, Sosa, Mert Hakan, o da artık Fenerbahçe'de eskidi. Üçüncü derbisi ne olacak? Belki dördüncü derbisi. Ferdi formda. Ama Galatasaray'ın formda oyuncuları daha fazla. İki takım da çok isteyecek. Bireysel hatalara bak, özellikle vurgu yapıyorum. İki takımın da çok istemesi, korakor bir mücadelenin olması bireysel hatalara yöneltecek bu takımda. Belki kart olarak, belki işte bir geri pasında, Galatasaray Trabzonspor maçında olduğu gibi. Trabzonspor öyle bir baskı oluşturdu ki ilk yarıda iki tane bireysel hata oluşturdu. Lazio maçı keza aynı şekilde. Lazio ve Trabzonspor maçındaki olduğu gibi, ki o maçlarda bu kadar seyirci de yoktu. Seyirci baskısını da arkasına alırsa Galatasaray hata yapan değil, hata yaptıran olabilir. Şimdi Galatasaray Fenerbahçe veya Fenerbahçe Galatasaray fark etmez. Hep bu maçların farklı hikayesi olur dedik. Bu derbiler farklı düşünülür. İki takımın birbiriyle yıllardır süren o ezeli rekabeti konuşulur ama zannediyorum bu sezon işin şampiyonluk yarışı boyutunda aslında biraz daha bu derbinin heyecanı başka bir yere taşınıyor. Yani evet, Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye veya Fenerbahçe'nin Galatasaray'a üstünlük kurmasıyla sadece kısıtlı kalmayacak aslında bu karşılaşma. Eğer Trabzonspor'un peşine takılmak istiyorsa bir takım, buradan 3 puan çıkarmak durumunda. Yani ya da şöyle söyleyelim, az yayının başında ifade ettiğim gibi kaybedenin bu sene olmayacak galiba diyeceği sezon, diyeceği bir maç bu. Yani tabii ki çok daha erken ama hem mental anlamda ciddi bir çöküş olur her iki takım için de, derbide mağlubiyet. Hem de puan olarak Trabzonspor'un hele Gaziantep'i yendiği ortamda hesap edersek, yeneceği ortamı da hesap edersek, puan farkının daha da açıldığı, artık oradan geriye dönüş çok zor olur. Yani elbette ihtimal var. Elbette futbolda her şey var. 90 artı 9'larda, 10'larda goller oluyor. Bunlar ayrı şeyler ama yani kağıt üstünde de bunları her zaman yaşamıyoruz. İşte 12-13 puan gerilerden gelip şampiyon olan takım her yıl ligimizde çıkmıyor. O yüzden bu maç biraz daha sonuç odaklı bir maç. Yani hani iki taraf arasındaki rekabetten çok lig yarışını etkileyecek bir maç. Ben açıkçası biraz bunu da düşünerek daha nasıl söyleyeyim, kontrollü bir başlangıç bekliyorum. Ama son anlarda da geçmiş maçlarda olmadığı kadar risk alınacak. Çünkü iki takıma da beraberlik yaramıyor. Trabzonspor, Lular bu akşam saat 19'da televizyonlarını açtıklarında İlk düdük çaldığı an hoca bitir diyecekler. Çünkü onlar için muhteşem bir skor 0-0. Hem Galatasaray'ı hem Fenerbahçe'yi ikişer puan daha kayıp yaşatacak bu derbi, eğer öyle olursa. Ve ikisine de puan farkını arttırma fırsatı sunacak. Ki Beşiktaş da dün biliyorsunuz Alanya'da mağlup döndü. Açıkçası ben ilk başlangıç kontrollü olsa da sonlara doğru her iki takımın da riskleri alacağını düşünüyorum şahsen. Ben kaybedenin yarıştan tamamen kopacağına ihtimal vermiyorum. Çünkü 13 hafta, geride kalan 27 hafta var. Geçen sezon Beşiktaş'ın son 7 haftada yanlış hatırlamıyorsam 11 puan öndeyken şampiyonluğu avarajla kazandı. 25. Yani böyle baktığımız zaman son maça... Ama kazandı. Kazandı. Ama kazandı. Yani her zaman olmuyor. Ama işte şu var. 13. hafta, çok fazla hafta var. Trabzonspor şu anda çok iyi bir çıkışta. Bu maçın sonucuna göre buradan galip çıkacak takımın bir anda yeniden o fark aşağı doğru inecek. Tabii ki olabilir. Kaybedenin tamamen yarıştan kopacağı bir maç olacağını düşünmüyorum ama çok ciddi bir avantaj kaybeder. Fenerbahçe'nin kaybetmesi halinde Galatasaray'a göre çok daha ciddi bir ağır hasarlar bırakabilir. Ben katılmıyorum sana. Ben